gidip de geri gelmeyen, en çok hata yapmaya müsait olunan yaştır gençlik. Kan deli akar, göz görmez, mantık iyi çalışmaz. Kimi insan, şimdiki aklım olsa öyle yapmazdım der o dönem için. Oysa ben, kendimi yaşıtlarıma göre daha olgun görür, hata yapmayacağıma inanırdım hep. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Öyle hatalar yaptım ki, kendim bile halen şaşırıyorum bu hatalara. Geçmişe dönülmesi mümkün olsaydı veya şimdiki aklım o zamanlar olsaydı yaptığım hataları yapmazdım diye düşünenlere ben de katılıyorum. Henüz daha 17 yaşındayım o zamanlar. Yaşımın küçük olmasına rağmen yaşıtlarıma göre olgun bir insandım veya ben öyle sanıyordum. Namazında niyazında çalışkan, kendi halinde birisiydim. Benim bu halimi gören öğretmenlerim benim iyi bir meslek sahibi olabileceğimi söylerlerdi. Ben de o insanlara İnşallah neden olmasın, ben de istiyorum zaten derdim. Aileme maddi olarak katkıda bulunmak için yaz tatilinde çalışmak istedim ve bu sebeple kendime göre çalışabileceğim iş araştırmaya başladım. Araştırmalarım sonuç vermişti ve ben nihayet iş bulabilmiştim. İşe başladığım bu yerde çok yakışıklı bir gencin bana karşı bakışlarının farklı olduğunu ve bana bakarken hoşlanarak baktığını, beni beğendiğini hissedebiliyordum. O zamana kadar hiç kimseye karşı bir gönül bağım olmamıştı. O sebeple midir bilmiyorum. Onun benden hoşlandığını düşündükçe içimde ona karşı adını koyamadığım duygular ortaya çıkmaya başladı. Onu her gördüğümde heyecanlanıyor, kalbimde yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Onu gördüğüm zamanlar ne yapacağımı şaşırıyordum. İçimde ona karşı o kadar yoğun hisler vardı ki hissettiğim bu duygular kendimi ele verdiğinden o çocuk bir gün öğle arasında yanıma geldi ve ''Seni çok seviyorum ve senin de bana karşı hislerinin olduğunun farkındayım. Benimle çıkar sevgilim, sonrasında da hayat arkadaşım olur musun?'' diye sorduğunda ona olan hislerime engel olamayıp teklifini kabul ettim. Aynı yerde çalıştığımızdan birbirimizi sürekli görüyor, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Ona o kadar çok bağlanmış ve alışmıştım ki, onu görmeden duramıyor ve onu tüm kalbimle seviyordum. O zamanlar namazımı kılar, Kur'an'ımı da okurdum. Ve sevdiğim gence de sürekli namazı kılmasını ve Kur'an'ı öğrenip okuması için telkin veriyordum. Ama ben ona söyledikçe, bana karşı soğuk davrandığını fark edince ona bir daha bu konudan hiç bahsetmedim. Yaşım 18 olmak üzereydi. Okul açılmış ve ben okula geri dönmüş, işi bırakmıştım. İşten ayrılmama rağmen o hiç peşimi bırakmadı. Okula sürekli beni görmeye geldiğinden aklım fikrim onunla doluydu. Onu düşünmekten derslerimi ihmal ediyor ve hiç çalışmıyordum. Üzerimde bir boş vermişlik vardı. Aslında ben eskiden çok başarılı bir öğrenciydim ve iyi bir mesleğe sahip olabilirdim ama kıymet bilemedim. Onu o kadar çok seviyordum ki, onu görebilmek için okuldan kaçmaya başladım. Öğretmenlerim, istikbalimi kendi ellerimle yok etmeme üzülüyorlardı ve benimle konuşmaya çalıştıklarında onları dinlemek istemiyordum. Aşktan gözlerim kör olmuştu ve hiçbir şeyin onun kadar gözümde zerre değeri yoktu. Ona öylesine bağlanmıştım ki, ondan bir türlü vazgeçemiyordum. Onunla çok sık bir araya geldikçe ona daha çok bağlanıyordum. Ve ben ona kör kütük aşık olmuştum ve o da bunu iyi biliyordu. Yine bir gün onunla buluşmuştuk. Bana öyle güzel kelimeler söyledi ki, o konuşunca ona hayran kalmamak mümkün değildi. Onunla buluştuğumuz o gün beni çok sevdiğini, bensiz olamadığını ve benimle evlenmek istediğini söyleyerek beni yoldan çıkarıp zina batağına düşürdü. Karanlıklar içinde kalmıştım. Kendimi tanıyamaz haldeydim. Artık namazlarımı kılmıyor, Kur'an'ımı da okumuyordum. Aklım fikrimde sadece o vardı, sadece o. Aklımı, hayallerimi ve her şeyden önemlisi geleceğimi çalmıştı. Onun olmuştum. Gözlerim aşk sarhoşu içerisindeydi ama yine de ona ne zaman evleneceğiz diye sorardım ve o hep kaçamak cevaplar verirdi. Neden bana soğuk davranıyorsun diye sorardım. Öğrendim ki meğer bir başkasını almış hayatını. Aldatıldığımı öğrenince yıkılmış, perişan olmuştum ama yine de bunu bile bile konuşmaya devam ettim. Çünkü her şey ondan ibaret sanıyordum. Ne yaparsa yapsın ona mecburdum. Evlenecektik, söz vermişti bana. Bu sebeple ne yaparsa yapsın vazgeçemezdim ondan. Beklemek zorundaydım.
Sabrım sonuç vermişti ve tekrar konuşmaya başladı benimle. Askerden sonra nişan düşünüyorduk. Ailemle konuştum ve ailelerimiz tanıştı. Her şey çok güzel gidiyordu. Askerden döndükten sonra onunla buluştuk ve zaten evleneceğiz diyerek günaha yöneldik, yeniden zina ettim ve o günden sonra gitti, beni terk etti. O gidince ben öyle bir karanlığa düştüm ki her günüm zehir oluyordu. Yolumu bulamayıp kendimi kaybettim. Kendime hakim olamıyordum. Ufak çapta sinir krizlerim, bayılmalar başladı. Üzüntüden ne yaptığımı bilemez durumdaydım. Kendimi kaybetmiştim. Hayallerimle birlikte her şey yok olmuştu. İçe kapanmış, psikolojik bunalım geçiriyor olsam da doktora gitmedim. Çünkü psikolojik tedavi göreceğimi biliyordum ama bunu hiç istemedim. İçimde hastalığımın geçeceğine, iyileşip düzeleceğime dair umudum vardı. Hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Hatalarım, günahlarım çoktu. Ama ondan başka sığınabileceğim bir kapım olmadığından Rabbime döndüm ve ona sığındım. Ondan medet umdum. Çünkü o bana ilaç olacaktı. Rahmetinden ümidim vardı. Hastalığım ancak aylar sonra düzelince toparlanabildim. Rabbime sığınmıştım. Yaralarıma bana merhem oldu. O kadar çok tövbe ettim ki beni bağışlasın, affetsin diye gece gündüz secdeden hiç kalkmadım. Durmadan yalvarıp yakardım. Af dileyip çok ağladım. Yaptığım hatalara rağmen Rabbimden umudumu hiç kesmedim. Bir tek onun huzuruna varmaya yüzüm oldu. Peygamberimiz Hak Teala buyurdu ki, kulumun günahı göklere kadar yükselse, benden ümit kesmeyip af dilerse affederim. Hadis-i şerifini okuyunca Rabbimi andım durmadan ve Rabbime yöneldim. Ve o zaman anladım aşk yalnızca Allah'aymış. Demem o ki, sakına sakın harama düşerek hata yapmayın. Sevdiğiniz kişiyi çok aşırı sevmeyin. Ölçülü sevin. Kolay varken zora kaçmayın. Allah'a güvenin. Nasibinizde varsa sevdiğiniz kişiyle elbette evlenirsiniz. Harama bulaşmayın. Yarınlarımızın ne olacağı belli değil. Kendi hayatınızı kendi ellerinizle mahvetmeyin. Ben düştüm, siz düşmeyin. Evet, bu hikaye zamanımız gençlerine aslında büyük bir örnek. Genç yaşta bir erkek ya da kız arkadaşı olmayan ayıplanır oldu. Sosyal medyanın verdiği rahatlıkla artık bu tarz yakınlaşmalar çok daha kolay olmakta. Üniversite kazanınca aynı evi tutup kız erkek kalmak bile bir modernlik ölçüsü haline geldi. Ne var bunda? Medeni insanlar için bu ayıp mı? Gibi söylemler bu hataları sıradanlaştırdı. Ve geri dönülmez hataların içine gençlerimiz daha rahat düşmektedir. Halbuki bizim değerlerimiz vardı. Dünyaya geliş gayemiz vardı. Ne zaman unuttuk imtihanı? Bir kız ve erkeğin aynı ortamda bulunmasının ateş ve barut olduğu gerçeğini ne zaman unuttuk? Evden kaçan, kendi ayaklarımın üstünde duracağım sözleriyle yanlış yapan o kadar genç kızımız var ki, değerlerimizi ikinci plana attığımız, dünyayı duygularımızın ve modernlik esaretinin gölgesinde yaşadığımız sürece çok büyük pişmanlıkların içinde bocalayacağımızı asla aklınızdan çıkarmayın. Hazreti Fatıma validemiz aklınızdan çıkmasın. Vefat edince beni gece gömün, kimse benim naaşımı bile görmesin diyerek edebin ne olduğunu öğretti bize. Peygamberimizin hayatını asla aklınızdan çıkarmayın. Bir kadın ve bir erkek bir yerde tek başına kaldığında üçüncüsü şeytandır sözünü asla unutmayın. Ben nefsime güveniyorum aldatmacasına kanmayın. Temiz yaşamak için kadın erkek ilişkilerine dikkat edin. Bu hikayedeki gibi çokça yaşanan hayatlar var. Ortada babası belli olmayan ya da terk edilen çocuklar ve geleceğe karanlıklar içinde bırakılan bir nesil olmasın.